Kısa adı MİLSEN olan Manevi İlkeli ve Liyakatlı Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik, MİL Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül ve beraberindeki heyetle beraber Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Doçent Doktor Necmettin Çalışkan'a taziye ziyaretinde bulundu. Çelik, merhum Süleyman Çalışkan'ın bölgenin sevilen isimlerinden biri olduğunu ve milli görüş davasına çok katkıları bulunduğunu belirterek taziye dileklerini iletti. Evet, MİLSEN Konfederasyonu olarak Hatay'ımıza, Antakya'mıza bir dizi teşkilat çalışması yapmak üzere geldik. Bu vesileyle de kıymetli eski dostumuz, arkadaşımız Necmettin Bey'i de bir taziye ziyaretinde bulunmak istedik. O vesileyle bugün buradayız. Ben kendisine de teşekkür ediyorum nezaketinden dolayı da. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kıymetli büyüklerimizin davamıza çok büyük katkıları olmuştur. Çok büyük bir etkileri olmuştur. Özellikle Adana ve bölgede hep milli görüş denildiği zaman onların isimleri üzerinden anılmıştır. Allah onlardan razı olsun. Biz onların iyiliklerine şahidiz. Muhakkak ki inşallah onlar da Erbakan hocamızla birlikte, Peygamber Efendimizle birlikte cennetin en güzel yerinde olacaklardır. Umuyoruz ki bizler de onların bu bıraktığı güzel emaneti en güzel şekilde temsil etmeye devam ederiz. Güzel işler yapmaya, güzel her alanda, hangi alanda bulunuyorsak bulunalım. Ki biz bunlardan bir tanesi bugün kamu alanındayız. Kamu alanında da hakkın, adaletin, hakkın yanında olmanın ne kadar kıymetli olduğunu göstermek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Gerçekten hepimiz Türkiye genelinde son yıllarda birkaç yıldır acılarla, felaketlerle anılıyor. Özellikle İdlib'de yaşanan şehit askerler faciası ve tabii ki Suriye'nin savaş bölgesini açılan bir kapı olarak hakikaten Hatay ülke gündeminde zor dönemlerini yaşıyor. Umuyoruz ki bu sıkıntılı süreç bir an önce aşılır. İnşallah bölgemize huzur hakim olur. Elbette sendikal mücadele önemli. Sendikal mücadele hak ekseninde yürütüldüğü zaman, inanç esaslarımıza uygun mücadele sürdürüldüğü zaman elbette son derece önü açık, geleceğe yönelik bulunmamız gereken alanlardan birisi. Tabii ki İslami camiye olarak belki de sendikal mücadelede biraz geç adımlar attık.